Merhaba arkadaşlar, ben Yağız, Yo TV'ye hoş geldiniz. Bugün War Thunder'ın güncellemeleriyle kanalımızda bir yayın yapacağız. Beklenen İtalyan Hava Kuvvetleri güncellemesi sonunda geldi. Hemen kısa bir bakış atalım. Açıkçası size direkt zaten bu iki uçağı veriyor. Bir de bu Attacker uçak veriyor. B-65. Daha önce hiçbirisiyle oynamadım. Dolayısıyla bilemeyeceğim. Yani daha doğrusu bir el çıkardım bunda ama onu videoya çekmedim. Bir deneme amaçlı baktım sadece, hani herhangi bir şey söylenebilir mi diye. Zaten bir savaş yaptım. Direkt Marcolini'nin uçağını verdi. Premium uçağını verdi. Bu arada yeni gelen güncellemede İtalyanların 12 milimetrelik makinalı tüfeklerinin vuruş gücü bayağı değiştirilmiş. Bayağı şu an etkili. Hani vurduğunuz zaman kesinlikle zarar veriyor. En azından planörlerde şu an durum böyle. Yani planörlerde işe yarıyor. Planörlere karşı. Zaten planörlere tükürsen de, taş atsan da işe yarıyor ama. Neyse. Öyle söyleyeyim. Ben etkilendim. Bence iyiydi yani. Fena değildi. Fighter uçaklarının hemen hemen hepsi birbiriyle aynı. Ya herhalde performansla ilgili farkları vardır ancak. Zira zaten C-202EC'ye kadar bizim Almanlarla birlikte oynadığımız seri, Folgor serisi. Bundan sonra işte uçak tipleri değişiyor diyeceğim ama onda Folgor'un farklı halleri. Hani hep aynı şasi üzerinden çalışmış İtalyanlar. Hatta direkt olarak bir ara şeyi bile almışlar. Bakın bu bildiğim BF-109 yani. Tip aynı o. Bu biraz farklıya benziyor. Bu zaten direkt BF-109. Yani direkt almışlar, hiç uğraşmamışlar. Bu da öyle. Ve jet uçakları, tabii ki jet uçaklarına gidecek kadar şeyimiz olmadı. Oynamışlığımız yok. Bir el çıkartalım bakalım. Yeni İtalyan Hava Kuvvetleri ile CR-42 ile oynamayacağım. Zaten Almanların ağacında, teknoloji ağacında vardı Marcolin. Biliyorsunuzdur. Daha önceden hiç oynamamış olduğunuz CR-32 ile, yani Falcon'un bir alt modeliyle başlayacağız. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, savaşımıza başlıyoruz. Essen'de CR-32 deneyeceğiz İtalyan Hava Kuvvetleri ile. Bu ara zaten herkes İtalyan Hava Kuvvetleri ile oynuyor düşük tier'larda. Gördüğünüz gibi burada da Marcolin'ler, işte CR-42, CR-32. Allah ne verdiyse herkes İtalyan oynuyor. Sadece işte bir iki kişi Alman Hava Kuvvetleri'nden uçakları seçmiş. Şu an kokpitine bakalım istiyorum bir de. Arkadaşlar kokpit böyle. Gösterge, amortisage, her şey zaten İtalyanca. War Thunder'ın en sevdiğim noktası bu kadar detaya iniyorlar. Ve çok güzel bir şey bence. Uçağımızdan biraz bahsedelim. Uçağımızın en önemli avantajı diğer rakiplerine göre çok iyi manevra kabiliyetinde olması. Onun haricinde hız olarak leş. Silah olarak çok iyi. İtalyanların normalde silahları çok kötüydü, hatırlayacaksınız. Daha önceki maçlarda. Sabaha kadar sıkın. 50 kalibrelik makine tüfeği mermisi hiçbir şey yapmıyordu. Şimdi öyle değil. Bu uçağın manevra kabiliyetini inşallah size gösterebileceğim şimdi. Haritanın ortalarına doğru ilerliyoruz. Bakalım uygun saldırabileceğimiz herhangi bir hedef var mı diye bakacağız şimdi. Ama tabii takdir edersiniz ki 2. Dünya Savaşı öncesi uçak gayet yavaş ilerlemiyor. Yavaş yavaş düşman uçakları da çıkmaya başladı. Zaten düşük tier'lerde çok uzun süreli savaşlar olmuyor. Hemen herkes çabuk öldüğünden dolayı oyunda erkenden bitiyor. Şu
Uçağın arka kuyruğundaki İtalyan bayrağı çok hoşuma gitti yalnız. Ve de İtalyan arması da var üstünde. Çok tatlı duruyor. Ben bunu daha çok sevdim zaten. CR42 Quarter modeli. Böyle daha çok çöl uçağı gibi boyanmış. Bu gümüş rengi çok tatlı duruyor. Ona göre bence bu daha iyi. T26 var. Yavaştan ona gidelim. Gerçi arkadaşımız peşinde onun ama yani düşüyor şu an. Bakalım kaçırırsa biz vururuz. Çünkü Gladiator F26 falan orada 4 kişiyiz onlar. Orada hiç gerek yok. F26'ya gidelim derken bu arkadaş yaktı bile onu. Belki asist alırız. Alamadık. Gladiator'a gideyim ben ya. Gladiator baby. Fark ettin mi? Fark etti galiba. Evet, kafa kafaya geliyor direkt. Artık kafa kafaya gitmeyeceğiz çünkü bizim manevramız daha iyi. Onda da 4 tane makinalı tüfek var. Kafa kafaya gitmenin mantığı yok. Böyle hemen arkasına atlıyoruz. Ve evet. I'm gonna show my little trick I learned. Abi adam gitti. Ya yok böyle bir şey. Geri zekalı bu adamlar ya. Kendi kendini resmen öldürdü. Lan öldüreceğim ben onu. Sen niye action yapıyorsun ki? Niye adama bir daha kafa kafaya gidiyorsun ki? Ben zaten geçmişim arkasına. Nedir bu heyecan yani? Yukarıda bir Hurricane var. Dikkatli olmak lazım. Aynı şeyi bu F26'ya da yapacağım ben ya. Dur bakayım. Yiyecek mi? Nope. Yo. Aynısı buna da geliyor arkadaşlar ama bu biraz daha zeki, bu dönüyor. Ama benim uçağımla baş edemez çünkü benim uçağım daha iyi dönüşleri var. Ve bu da öldü. Goodbye. Oo, ama galiba peşimizde birileri var. Seslerden. Amo. Hot! Really nigga. Oo, bir tane daha. Harika. Öldük. Arkadaşlar öldük. Son dakikalarımızı yaşıyoruz. Son saniyelerimizi yaşıyoruz hatta. Dakika değil. Bari şu Hurricane'i de yanımızda götürmeye çalışalım. Evet. Şu an beni yemliyor. Arkadaşa doğru. Bakayım. Hani bir kritik bir şey de ver lan. Ama kritiği verdik. Kritiği verdik. Yani en azından onu yaptık. Şu anda o tutturuyor hafiften ama hadi bakalım. Evet arkadaşlar, İtalyanlarla da böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala takip etmeyi unutmayın. Videoları beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.